Evet Emre, ben şimdi bu toplama sırasını yaptıktan sonra bir sırada düz ördüm. Şimdi bu öndeki modeli koyacağım. Onun için de tığımdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Evet. Şimdi buradan bir tane arttırıyorum ve bir tane kesiyorum. İç kısmı tersten öreceğim. Evet, şurada iki tane kalacak. Bu ikisini bir alıyorum ve bir tane artırmamı yapıyorum. Evet, şimdi ikisini de düz öreceğim. Evet, ben şimdi ikinci sırama geçtim. 2, 3, 4, 5, 6 ve arttırdığımla 7. 7 tane ördüm, bir tane arttırdım ve bir tane kesiyorum. Evet, bunları kesiyorum ve bir tane artırmamı yapıyorum. 3 tane düz örgümü örüyorum. Evet hanımlar, ben şimdi burada keseceğim. Çünkü aynı işlem, yani burada yaptığımın aynı işlemi. Sadece sayıları biraz daha az. Aynı işlemi burada kesip burada dışa doğru büyüterek yapıyorum. Ve bu kısımda da bitirdikten sonra bir tane düz örüp geliyorum. Çünkü burada da tam tersi kesmem var. Burada göstereceğim size. Evet, bu kısımda görüşelim. Evet hanımlar, ben şimdi burnumun bu kısmını örmüş oldum. Bu kısımdan sonra 1, 2, 3. kısma geçiyorum. 3. kısımda da buradan bu şekilde birer birer eksilterek gelmiştik ta ki 5 ilmek kalana kadar. Şimdi ise buradaki bütünlüğü sağlamak için 5'er 5, 6, 7 bu şekilde ilerleyeceğim. Ben ilkini göstereyim size. Tığımdaki ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5 geriye veriyorum. Şimdi bir tane kaydıracağım. Tığımda 6 tane olacak. 2, 3, 4, 5 ve yanındaki 6. Evet. Hep birer birer buradan alaraktan geçeceğiz. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve buradaki ile birlikte 7. Evet, bu şekilde sıramız bitene kadar yapıyoruz. Ondan sonra tekrardan bu yan modelimizi yapmaya başlıyorum. Ben bunları yapıp ondan sonra kayda geçeceğim. Ta ki bu birleştirme yerine kadar. Bakın, bu birleştirmem çok güzel oldu. Yani çok fazla belli de olmuyor. Bunu da göstereceğim size. O yüzden siz ayak numaranıza göre yapabilirsiniz. Ben bunu 36, 38, 39'a göre yaptım. Sizler de bu kısımda eksiltme, artırma yaparaktan ayak numaranıza göre uyarlayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Ben şimdi
bu kısma gelene kadar, bu birleştirme kısmına gelene kadar öreceğim. Ondan sonra bu kırmızı işlemeyi yapacağız birlikte. Birleştirmeden önce. Bu arada ben tabanımı da kıyıladım. Hazırda dursun diye. Buraya gelince görüşelim inşallah. Evet hanımlar, şimdi modelimi yaparken aklıma geldi. Orayı da atlamayayım. Burada tabana yapmak isteyenler için eksiltme ve artırma bölümümüz vardı. Şimdi ben orayı bir göstereyim size. Tekrardan kayda geçtim. Şimdi ilkimi, şimdi butonu işinin bu tarafta, patimin bu tarafına gelirken ilk önce arttıraraktan başlamıştık. Şimdi bu kısma geldiğimizde eksilterekten başlıyoruz. Şimdi ilkimi aldım. İkinci eksilttim. Bu eksiltmeyi de burada 2, 4, 5. 5 tane kalınca yapacağız. Bir tanesini de düzde, yani eksiltme buradaki arttırma bittikten sonra bir tane düz tunus işi yaptığımızda yapacağız. İnşallah anlatabilmişimdir bu arada. Evet, şimdi bir tane eksiltmemi yaptım ve devam ediyorum. Evet, şimdi burada arttırmamı yapıyorum. Yani buradan bir tane daha alıyorum. Bunu ben bir tane daha göstereyim. Devamında burada yaptığımız gibi eksiltmemizi ve arttırmamızı da yapabilirsiniz. 3 eksiltme, 3 tane de arttırma yapacağız. Yani eksilttiğimiz kadar arttırmış olacağız. Evet, son kez bir tane daha göstereyim ikinciyi. Bu birdi ve tığımdaki ilmek 1, yanındaki 1, 2 ve 3'ü birlikte alıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi ikinciyi de yapmış oldum ben. Bunu tekrardan öreyim. Evet, tekrardan aldım. Şimdi siz üçüncü eksiltmeyi de yapacaksınız. Üçüncü eksiltmeden sonra birer 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 3 kere arttırmış olacaksınız. Sonra bir tane arttırmada düze gelecek. Bakayım. Evet. Düze gelmiş olacak. O düze geldiğinde, yani düze dedim, burada bir tane düz ördük. Bu kısmında bir tanesini ördük. Bir tane de normal düz öreceğiz. Ondan sonra da modelimizi koymaya başlayacağız. Modelimde de aynı burada yaptığımız gibi çok basit. Tekrardan burada da yapacaksınız. Buraya geleceğiz. Buradan sonra da bu kısmı göstereceğim size. Bu kısmı ve birleştirmeyi. Evet. Hadi kolay gelsin. Görüşelim burada. Evet hanımlar, ben şimdi patiğimin yapımını bitirdim. Bu kısmının yapımını bitirdim. Modelim bittikten sonra da düz 8 tane ördüm. Düz bir şekilde 8 sıra ördüm. Şimdi modelimin bu kısmına geçeceğim. Bu kısmı içinde ben şöyle zincirimi hazırlamıştım. Bu görmüş olduğunuz sıranın yanından 6 tane delik sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Gördüğünüz gibi buradan ilmeğimi sabitledim ve 15 tane zincir çektim. Evet, 15 zincirimden sonra tekrardan buradaki 6. deliğime zincirimi geçireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, buradan zincirimi sabitleyeceğim. Evet, zincirimi bu şekilde geçirdim. Şimdi buradan düz bir şekilde tunus işi yapacağım.
Evet. Bu şekilde. Buradan geçirip bunu buradan sabitliyorum. Ve tekrardan geriye verme işlemini yapacağım. Evet, ilk sırasını ben göstereceğim. Böyle 4 sıra yapmış olacağız. 4 sıra tunus işi yapacağız. Evet. Bu son ilmeğimi bu yandaki modelimin yanındaki delikten bu şekilde geçireceğim. Aynen hani normal tunus işi patiklerimizde bu alt kısmını yapıyoruz ya, o şekilde düşünün. O şekilde 4 sıra gideceğiz. Burada da sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 sıra düz tunus işi yapacağız. Sonraki gösterimde de bu kırmızı işlemeyi göstereceğim. Evet hanımlar, ben 4 sıra tunus işimi bitirdim. 4 sıra ördükten sonra burada ipimi sabitledim ve kestim. Şimdi kırmızı kenar çizgilerime geleceğim. Ben bu ön kısımdaki fiyonku göstereceğim. Bu uç kısımlardan dolayı önü göstereyim dedim. Diğer kısımdan zaten siz yapabilirsiniz. Ben 2 tane battım. Şimdi diğer kısımlarını göstereyim size. İpime iğneyi geçirdim. İpime iğneyi geçirdim. Bu kısımdan sabitledim ki çıkmasın. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim. İğnemi bir model, bir çizgi diyeyim, bir sıra boşlukta kalacak şekilde çıkartıyorum. Ve hemen kırmızımın yanına batıyorum. Evet, yavaş yapıyorum ki gösterebileyim ve çıkarttım. Bu şekilde. Şimdi tekrardan bir model, bir çizgi boşlukta bırakıyorum. İğnemi çıkartıyorum ve kırmızı ipimin yanına, uç kısmına iğneyi batırıyorum ve çekiyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi şu kenar kısmına geçeyim. Aynı şekilde bir model bırakıyorum. Tam bakın, bu taraftan bir model bırakıyorum. İğnemi geçiriyorum. Ve kırmızı ucumun yanına batıyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde. Buradan başlamamın nedeni de dönüp geldiğim zaman bu kısımda döndürme işlemimi yapabileyim diye. Ben şimdi buraya kadar geleyim. Uç kısmına geçelim. Evet hanımlar, ben şimdi patiğimin bu kırmızı yerlerini de bitirdim. Buradan da buraya geldim. Fiyonkumun orasına geldim. Ve en son bu kısmı size göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Evet, iğnemi tam bu kırmızının iç kısmına batırıyorum. Ve bir tur dönmüş oluyorum. Evet, böyle bu şekilde 3 kere yapıyorum. Evet. 3 kere yaptıktan sonra şimdi şu uzantılarını göstereceğim. Bu uzantılarım için de şimdi bu şekilde batıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Ama ipimi tam olarak çekmeyeceğim. Bu şekilde istediğimiz büyüklükte bırakacağız. Efendim anneciğim.
Tamam anneciğim, bekle ben video çekeyim sana geleceğim. Bir dakika. Evet hanımlar, iğnemi tam olarak çekmedim. İpimi tam olarak çekmedim. İstediğim uzunlukta ayarlıyorum. Ve deliğimin iç kısmından iğnemi geçiriyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi tekrardan aynı yere batıyorum. Deliğimin iç kısmından. Yine bir küçük delik daha oluşturacağım. Bu şekilde. Ve iç kısmından iğnemi geçiriyorum. Evet. Tekrardan içe batıyorum. Tam olarak çekmiyorum. Birazcık yuvarlak bırakacağım. İçinden geçiyorum deliğimin. Ve 3. Bundan 4 tane yapmış olacağız. Ve son deliğimi yapacağım. Ne yapalım? Yanlış battım. Evet hanımlar, şimdi dördüncü deliğimdeyim. Ve bunu burada sabitleyeceğiz. Aynı yerin, aynı deliğimin diğer tarafından iğnemi geçiriyorum ve bitirmiş oluyorum. Evet, bu şekilde 4 tane yaptım. 4 tane de yan tarafını siz yapabilirsiniz. Ben bu kısımlarımı da hallettim. Bitirdim. Patemin kenarında tığlamıştı. Buna birleştirmede görüşelim tekrardan. Evet hanımlar, ben şimdi patemin kıyılama işlemine geçtim. Kıyılarken bu uç kısmımı buluyorum ve patemin uç kısmından bu şekilde bir tutaç yardımıyla sabitliyorum ve bu şekilde ilerleterekten başlangıç noktamı buluyorum. Evet, benim başlangıç noktam burası. Ve buradan ipimi sabitliyorum ve kıyılamaya başlıyorum. Kıyılarken de kaydırma işlemi kullanıyorum. İpim beyaz olduğu için parlıyor. Evet. Bu şekilde kaydırma işlemiyle kıyılamış oluyorum. Evet. Ben bunu bu şekilde yapıp arka kısmını birleştirmeye kadar yapacağım ve geleceğim inşallah. Evet hanımlar, ben şimdi kıyılama işlemimi bitirdim. Tabana birleştirme işlemi bitirdim. En son olarak da bu kısmı birleştirmem kaldı. Onu da nasıl yapıyorum hemen şimdi sizlere göstereceğim. Evet. Şimdi buradaki tunus işimin ilmeği var ya, buradaki ilmek. Ondan iğnemi çıkartıyorum. Çekiyorum. Sonra karşıdaki ilmekten iğnemi geçiriyorum. Ve bu sıkıyorum. Sıktığım zaman buraya geçiş yapmış oluyor. Sonra tekrardan karşıya geçiyorum.
Ve sonra diğer karşıdakine batıyorum ve çekiyorum. Evet, bu şekilde. Son bir iki tane daha göstereyim. Evet. Hepsi bu kadar. Şimdi ben bunu bitireyim, döneceğim. Evet hanımlar, ben bu kısmın kıylamasını bitirdim. Şimdi şu kısımda size göstermek için tekrardan kayıt yapıyorum. Burada yaptım. Şurayı tekrardan sık iğne yapıyorum. Buradaki atlama bölümünü sizlere göstereyim. Siz isterseniz başka kıylamalar da yapabilirsiniz. Farklı renklerde de yapabilirsiniz. Ama ben çok kırmızı kırmızı olmasın diye beyazdan yana kullandım tercihimi. Evet. Şimdi şuradaki deliği görüyorsunuz. Bunu yapmadan bir yanındakine batacağım. Evet. Böyle çok pot durmuyor o zaman. Böyle daha oval, nasıl denir? Daha düz duruyor. O yüzden oradan bir tanesini atlıyoruz. Şimdi göstereceğim size. Evet. Gördünüz mü? Daha düzgün duruyor. Böyle bol bol durmuyor. Evet, şimdi ben burayı da yapayım ve patiğimi bitireyim. Evet hanımlar, patiğimin yapımını bitirdim. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Kalan iplerimi kaybettim. Çok hoş oldu. Çok güzel oldu. Farklı bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve yapmaya başlarsınız. Evet, kanalıma hala abone değilseniz abone tuşuna basıp bana destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda çok güzel bir model değildi. Farklı bir örme tekniği göstereceğim. Tunus için de çok güzel oldu. Bir dahaki videomda da görüşmek üzere. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Hepinize iyi günler.